Seyda Şeyh Maşuk genç bir delikanlıyken hacca gidiyorlar Bosna Efendisi. Arkadaşlarla beraber giderken diyorlar ki Seyda Şahmet'e uğrayalım, Gazna'ya uğrayalım diyorlar. Seyda Şeyh Ahmet Rolşin'den gelmişler, Maşuk gelmiş diye onları köyün dışında karşılıyor, getiriyor, çok özel olarak ilgileniyor. Onları özel odasına alıyor, çok izzet ve ikram ediyor. Bir ara Seyda Şeyh Ahmet dışarı çıkıyor. Bu kısmını Seyda Şeyh Maşuk anlatıyor, Kaddasır Efendisi. Diyor dışarı çıktı. Epey bir müddet sonra diyor geldi, baktım diyor üzerindeki elbisesini değiştirmiş Seyda Şeyh Ahmet. Kıyafetini değiştirdiğini görünce Seyda Şeyh Maşuk Kaddasır Efendisi biraz garipsiyor. Diyor yani biz yabancı değiliz, biz tekrar bizim için kıyafeti değiştirmesine gerek yoktur diye düşünüyor. Seyda Şeyh Ahmet diyor ki Maşuk gelir misin? Seyda Şeyh Maşuk'un koluna giriyor Kaddasır Efendisi. Dışarı çıkarıyor onu. Diyor ki ben sen geldiğin için elimle yemek pişirmek istedim diyor. İspirit ocağına diyor gazı basarken diyor alev aldı diyor. Bütün o yağ da diyor benim üzerindeki elbiseyi kirletti diyor. Üzerindeki elbiseyi o yüzden değiştirmek zorunda kaldım diyor. Ertesi gün Seyda Şeyh Ahmet alıyor Şeyh Maşuk Hazretleri'ni herkesten uzak bir yere götürüyor. Yalnız oldukları bir yere gidiyor, orada tövbe veriyor bunlar. Seyda Şeyh Maşuk intisap ediyor. Kaddasır Efendisi. Sen diyor git arkadaşların yanına diyor Şah-ı Gazna. Seyda Şeyh Maşuk geliyor. Arkadaşları diyorlar ki Maşuk gitmişinle gelişin arasında çok büyük bir fark var diyor. Yani giderkenki Maşuk'la şimdi gelirkenki Maşuk değil diyor. Hayırdır nedir sende böyle bir sevinç, bir farklılık, bir nurlanma görüyoruz sende. Çok fazladan bir ha yürüyor diyor. Elhamdülillah ben Seyda Şeyh Ahmet'e intisap ettim diyor. Tövbe ettim diyor. Mürşid-i kutb Gavsani, taca seri Almani, rehber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha, rehber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha.